Halilurrahman Camii, halk arasında bilinen ismiyle Döşeme Camisi restorasyonu tamamlanmak üzere. Cami zemininin balıklı göle kayması ve çatlaklar oluşması nedeniyle 2015 yılında restorasyon çalışması başlamıştı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde de restore edilen cami, 1810 yılında temelinden restore edilerek bugünkü halini aldı. Seviyeye kadar doluydu. Şaşıracağım olayı, direni yapmışım ona. Burada kayıtlar yok mu? Kapının tamam. Kayıtları. Şimdi normalde sen kayıtlarını yapıyorsun, içini dolduruyorsun. Tamam. Geçen süre zarfında Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak restorasyon tamamlanma aşamasına gelmiştir. Bu restorasyon şu anda Halilurrahman Camisi'nin ibadete açılması olarak Ramazan ayı ertesi düşünülmektedir. Öncelikle zemin yapısı sağlamlaştırılarak yerin 4,5 metre altında bulunan kaya tabakasına zemin sabitlendi. Daha sonra üst örtüdeki yük, mozaik ve bunun gibi betonerme kalıntılarıyla oldu 50 santim civarında aşırı bir yük bindirmekteydi. Bu yük de kaldırılarak son derece modern sistemlerle caminin üstünün izolasyonu yapıldı. Yapımız biraz özel bir yapı. Hem Balıklı Göl havzasında yer alması nedeniyle özel, hem de su içinde yer alan bir yapı olması nedeniyle özel. Tabii özel bu yapının özel problemleri de oluyor. Ne gibi? Mesela bu yapı tamamen su içinde olduğu için zeminde bazı temelle ilgili problemleri çıktı. Yapının maliyeti yaklaşık 3,5 milyon civarında. Zaten 2 senelik bir işti ama iş artışı, zemin problemleri çıkınca 4 seneye çıktı. O yüzden bir miktarda da artış oldu. 3,5 milyona yaklaştı maliyet. Yaklaşık olarak bir ay içinde harim kısmını, 3 ay içinde de yapının tamamını bitirerek restorasyonu tamamlamayı hedefliyoruz.